Merhabalar, Fatoba Tuvan TV kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda geri dönüşümle ilgili, geri dönüşümle sanatın buluşması diyebilirim. Çöpe attığımız plastiktir, camdır, kartondur. Bunu doğaya zarar vermeden nasıl değerlendirebiliriz diye bir fikir çıktı ortaya kafamda. Ben de bunu sanatla buluşturmak istedim. Bu işte lokum kutusuydu. Kalpli, ne bileyim, hoşuma gitti. Bunu dünyalı boyayla bir değerlendirmek istedim. Ve bu anı da huzurlarınızda sunmak istedim. Yani deli cesaretiydi gerçekten. Çünkü bu ikinci çalışmam yağlı boyayla ilgili. Tecrübesiz bir şekilde. Ama sonucu Instagram'da paylaşınca siz çok beğendiniz. Güzel yorumlar aldım. Ben de bunu YouTube'da paylaşmak istedim tabii ki. Belki dedim yani bunu bu videomda çekiliş yapabilirim dedim. Yani bu çalışmamı YouTube'daki bir takipçime hediye etmek isterim. Tabii bu çekilişe katılmak isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve tabii ki yorumunuzu katıldım diye bırakın. Yalnız sizin kanalıma abone olduğunuzu görebilmem için profilinizi açık tutun takip ettiğinize dair. Yani aboneler kısmına girdiğim zaman sizin isminizi görebileyim. Bakalım kim kazanacak bu çizimimi. İlk başta ben bu plastik kapağı nasıl boya tutabilecek mi diye düşündüm açıkçası. O yüzden bol bol kat kat boya yedi. Bayağı bir boya yedi. Yani mavi tonla başladım. Deniz manzarası hoşuma gitti. Deniz manzarası çizeyim dedim. Böyle doğaya yansıtacak bir çizim olsun istedim. Bu arada küçük bir not düşeyim. Sesim maalesef rahatsız faranjit olmuşum. İlkinde adı kötüydü. Yani çok kalın çıkıyordu sesim. O yüzden mazur görün durumumu. Yani tanımayabilmişsinizdir sesimde. Yani bu Fatoba mı diye. Maalesef benim. Yani bu yine iyi günüm. Ve devam edelim videomuza. Yağlı boya da boyalar birbirine zor karışıyor. Nasıl desem. Yani boyadıkça daha çok boyayasınız geliyor. Plastiği ne bileyim işte kartondur, kağıttır. Ama kağıttan öte plastik ne bileyim sert cisim boyamak daha zevkli sanki. Hem onları değerlendiriyorsunuz, güzelleştiriyorsunuz. Hani güzellik katıyorsunuz. Yani ben bu işi daha çok çoğaltmak istiyorum. Böyle mağazalarda yer almasını istiyorum bu çalışmalarımın. Böyle şeydir yani camdır, kartondur, alçıdır. Bunları böyle ayaklık süs olabilir, çerçeve olabilir, buzdolabına süs olabilir. Güzel bir fikir olur diye düşünüyorum yani bir hediye olabilir. Kupa da olabilir mesela bu. Ya yağlı boya her şeye giriyor yani. Ama kupada yağlı boya her üzerine bir cila atmak lazım ki çıkmaması gerekiyor. Yani makinede yıkanır mı onu bilemem. Onu bir araştırmam gerekiyor. Tabii bu yağlı boya açmak için inceltici kullandım. Yağlı boyayı biraz inceltmek için. Çünkü biraz zor karışık katı olduğu için. Suluğa hem su azıcık da inceltici karıştırdım. Fırçayla birlikte boyaya renk verdim plastiğe. Mavi tonla başladım. Koyu maviyle. Aşama aşama açığa doğru gittim. Yani renk açtım. Açık tona doğru gittim. Bu çalışma 8 saatimi buldu. Arada mola vermek zorundaydım tabii ki. Çünkü sen boyun ağrıyor sürekli bakmaktan. Ben gerçekten bu işi seviyorum. Zaten resmi sevmeniz gerekiyor. Çünkü sabır istiyor. Eğer resim çiziyorsanız eğer zaten siz daha iyi bilirsiniz. Devamlı ilgi istiyor. Geliştirmek için elinizi. Şimdi evlere geçtim. Beyaz boya ile evleri belirginleştiriyorum. Yağlı boyanın bu özelliği çok güzel. Yani koyudan beyaz, yani açığa doğru gidebiliyorsunuz. Yağlı boyada beyaz rengi daha net bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Ama sulu boyada öyle değil. Yani beyazı vermek için daha çok beyaz boya kullanmak gerekiyor. Evet, yağlı boya yaparken size tavsiyem bir önlük giymeniz. Çünkü ben önlük giymeyi unuttum. Boya bittikten sonra üstüm başım hep boyaydı. Yüzüm, ellerim. Ama çıkıyor tabii ki yağlı boya ama tişörtte falan çıkmıyor sanırım yani. Yüze çıkıyor da tişörtte çıkmıyor sanırım. Dikkat etmek gerekiyor o yüzden de. Ben daha işte bu işin uzmanı değilim yani. Devam acemiliğini taşıyorum. Dikkat etmiyorum. Çizim yaparken
Unutuyorum işte. Şimdi dağları belirginleştiriyorum. Koyudan açığa doğru gidiyorum. Özellikle denizi belirginleştirmek çok güzel oluyor. Böyle rahatlık veriyor insana. Umarım kanalımdaki videoları beğeniyorsunuzdur. Yani çekmemi istediğiniz video varsa lütfen yoruma yazın. Hatta blogumu da beklerim. Instagram hesabımdan da çalışmalarımı yakından takip edebilirsiniz. Haftada hatta 2 gün herhalde hediye çizim yapıyorum takipçilerime. Yani o yüzden kaçırmayın derim. Arada sizleri de mutlu etmek beni daha çok mutlu ediyor. Bu arada blog etkinliklerine de katılıyorum. Kendim gidemesem de kartpostallarım gidiyor. En son İstanbul'a gönderdim. Ne zaman alıyordu? Ha, 5 Mayıs'ta, yani yarın etkinlik var. Bakalım nasıl geçecek etkinlikleri. Şimdiye kadar Rize'ye gitti, Kırklareli'ne gitti, Antalya'ya gitti, Adana'ya gitti, Bursa'ya gitti. Daha aklıma gelen Ankara'ya gitti. Hani aklıma gelmeyen var mı bilmiyorum. Hani çoğu yere gönderdim, Yalova falan. Ama dilerim ki inşallah ileride ben kendim de giderim. Çok istiyorum. Ama tabii bilhassa da hani marketlerde yerini alırsa şu ürünlerim. Bilhassa onlar için, görmek için gitmek. Gökyüzünü belirginleştirmek için bayağı bir beyaz yedi. Beyazla açı açı gökyüzü böyle belirginleştirmeye çalıştım. Resmi ufuk çizgisinden öne doğru renklendirmeye başladım. Daha ince uçlu bir fırçam olsa güzel olacak aslında. Bu da ince uçlu ama biraz zor boyayabiliyorum, belirginleştirebiliyorum. Bu boyamı iyi ki almışım ya. Kaç sene önce aldım. Kipa'dan almıştım. Yani tabii kullanmadığım için yepyeni duruyordu. Nasip bugüneymiş. Yani 2018 beni çok hani değiştirdi, geliştirdi resim açısından. Tabii yatıyorum, kalkıyorum hep resim. İşim gücüm resim. Yani ben bu işi sevdiğim için inşallah daha çok malzeme durumum olur. Daha çok boya malzemelerim olur. Peki sizin hobileriniz neler? Yani böyle resim çizmek mi, fotoğraf çekmek mi, şarkı söylemek mi, ne bileyim, müzik aleti çalmak mı? Cevabınızı videomun yorumuna beklerim. Ben sizi tanımak istiyorum. Siz beni nasıl tanıyorsanız ben sizi tanımak istiyorum.
Thank you.
Kaldı bitmesine. Birkaç daha bilgi vermek istiyorum. Çiçek çiziminde çiçeklerin etrafını koyu renklerle belirginleştirmeliyiz ki nesneler kendini göstersin ve koyudan açığa doğru renklendiriyorum. Koyu kırmızıdan işte turuncuya kadar işte en sonunda beyazla vurguluyorum. Ama muhakkak nesneler evin olsun, çiçeklerin olsun etrafını koyu renkle vurgulamak gerekiyor ortaya çıkarmak için.
Bitti çizimimiz. Hemen hemen sonra tuşları da yapıyorum. Koyulaştırıyorum biraz daha çiçek altlarını, asmayı mesela. Valla şu an sonuç güzel gözüküyor. Siz nasıl buldunuz? Merak ediyorum ve lütfen düşüncelerinizi, dileklerinizi yoruma yazın. Ve bu tarz videolarımın gelmesini isterseniz lütfen destekleyin videomu, paylaşın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı isterim. Resmi boyadıkça daha da kendini gösteriyor. Yani daha çok boya istiyor, öyle söyleyeyim. Ben öyle görüyorum. Yani daha çok boyadıkça daha da güzelleşiyor resim. Gerçi bu plastiğin çıkıntılı olan yerlerini boyamak gerçekten zor oldu. Ama zor olmadan güzelliğe ulaşamıyorsunuz. O yüzden bu zorluklar da güzel. Şimdi orada olmak vardı. Orada o manzarayı görmek vardı, canlı canlı değil mi? Orada bir resim çekinmek, o havayı solumak. Ya ne bileyim, ben denizi çok seviyorum ya, denize aşığım. Ne var Denizli'de deniz olsaydı? Deniz olan bir yerdeyseniz çok şanslısınız benim yerim. O havayı solayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı beklerim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.